Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bizleri yaratan, sayısız nimetlerle donatan, kulluğuna layık buyuran, hitabına muhatap kılan, kitabıyla şereflendiren ve namütenahi nimetlerle perverde kılan Yüce Rabbimize sayısız ve sonsuz hamd ve senalar olsun. Yolumuzu aydınlatan bütün peygamberlere, hususiyle bize Yüce Kur'an'ı getiren, hali hayatında onu tebliğ ederek, tebyin ederek ve tatbik ederek bizlere numune-i imtisal olan Üsve-i Hasene, alemle rahmet Efendimiz, müjdecimiz, kurtarıcımız Hazreti Muhammed Mustafa'ya, onun al, ashab ve etbağına salat ve selam olsun. Değerli kardeşlerim, sabahın şerifleriniz hayır olsun. Hayırlar feth olsun. Allah cümlenizden razı olsun. Pazar sabahları Zihni Paşa Camii'mizden, Erenköy'den, Zihni Paşa Camii'nden gerçekleştirdiğimiz Ruhul Beyan sohbetindeyiz. Âl-i İmrân suresinden devam ediyoruz. Geçen hafta Âl-i İmrân suresinde İsa aleyhisselamın mucizelerle, ilahi mucizelerle peygamber olarak gönderilişini ve peygamberlikle muvazzaf kılınıp insanlara bana tabi olun. İnna Allaha Rabbi ve Rabbukum fa'buduhu hâzâ sırât-ı müstakîm ayet-i kerimesiyle tamamlanan ifadelerle sizin de bizim de Rabbimiz, benim de Rabbim Allah'tır. Siz ona kulluk edin. İşte bu sırât-ı müstakîmdir. Dost doğru yol budur. Yani Allah'a kulluk ve peygamberine tabi olmak her zaman kurtuluşun reçetesi. O yüzden İsa aleyhisselam da bunu söylüyor. Allah Teala peygamber aleyhisselatü vesselama da kendisinden önceki peygamberlere ittiba noktasında buyuruyor ki Ulaikellezine hedallahu febihudâhu muktedi. Yani o peygamberler Allah'ın hidayet verdiği, hidayet lütfuyla doğruluğa eriştirdiği hadilerdir, önderlerdir, yol göstericilerdir. Sen de onların izinden yürü diye Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a ve onun şahsında bize. Yani bu tevhid geleneğinin Hazreti Adem'den itibaren bütün peygamberlerle ifade edilerek son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'de kemale erdiğini ifade buyurmuş oluyor bu ayeti kerime ile. Ve biz en son İsa aleyhisselamın peygamberlikle görevlendirildikten sonra tebliğin akabinde insanlardan, hitap ettiği insanlardan hissettiği küfür kokusuyla, inkar kokusuyla karşılaştığı bir pozisyonda neler söylediği ayeti kerimesine, yani 52. ayeti kerimeye gelmiştik. Allah Teala buyuruyordu ki bu ayette Estağfirullah felemme ehasse İsa minhumul küfre kâle men ensari ilallah kâle el havariyûn nahnu ensarullah âmennâ billâh veşhed bi enne müslimûn. İsa aleyhisselamın davette bulunduğu, tebliğde bulunduğu İsrail oğullarının küfürde inadını hissedince, onun söylediklerini anlamayacaklarını, anlamadıklarını hissedince İsa aleyhisselam dedi ki şimdi Allah'a giden yolda bana yardımcı olacak, bana tabi olacak olanlar kimler? Çünkü peygamberlerin en büyük derdi
Allah'a inanacak, Allah'ın birliğini ve kendisinin peygamberliğini tasdik edecek bir gönle ulaşmaktır. Bütün peygamberler bunu yapmıştır, yapmaya çalışmıştır. O yüzden İsa Aleyhisselam da böyle bir davetle memur olduğunun farkına varıp görevlendirildiği zaman insanları davet edince onlardan beklediği sonucu alamayınca kim bana bu konuda yardımcı olacak diyerek hitap ettiği kavmine onların arasından havariler diye bilinen 12 kişilik olduğu söylenen bir grup dediler ki kâlel havariyûn nahnu ensârullah biz Allah'ın yolunda Allah'a giden yolda Allah'ın yardımcıları senin de destekçileriniz ya İsa âmennâ billâh biz Allah'a inanmışız veşhed bi ennâ müslimûn bilesin ve şahit olasın ki biz Müslümanlarız senin yolundan giden insanlarız diyerek bir havari grubunun sadece kendisine inandığını tasdik ettiğini ifade ediyor bu ayet-i kerime. Havari kelimesi yakın dost manasına geliyor. Halis dost manasına geliyor. Bunlar tabii İsa Aleyhisselam'a gerçekten Allah'a giden yolda dostluk yaptıkları için bu unvanı hak etmişler. Aynı ashab-ı kiramın ve özellikle ensar-ı kiramın da Allah'ın yolunda Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a yardımcı ve destekçi olmaları gibi. Bu havari kelimesinin hur kelimesinden geldiğini söyleyenler de var. Hur beyaz demek. Havariler beyaz libas giyen insanlar olduğu için de bu unvanla anıldığı da söyleniyor. Ama önemli olan libaslarından çok tavırları, davranışları ve onların İsa Aleyhisselam'a olan sahip çıkma duyguları ve içlerinde kral var, kimisi kral, kimisi balıkçı, kimisi çamaşırcı, kimisi boyacı, farklı mesleklerden insanlar ama İsa Aleyhisselam'ın getirdiği tevhid mesajını kabul edip onun ümmetinden olma bahtiyarlığına eren insanlar bunlar. Ve havariler arkasından diyorlar ki Rabbena amennâ bimâ enzelte vettebâ'ner rasûl fektübnâ me'aşşâhidîn. Yani hem önce biz Müslümanız diye İsa Aleyhisselam'a onu şahit tutarak imanları ikrar ettiler. Hem de Cenab-ı Hakk'a hitaben dua makamında ey Rabbimiz senin indirdiğine, peygamberin ne indirdiğine biz inandık ve peygamberine de İsa Aleyhisselam'a da tabi olduk. Sen bizi onu kabul eden, onu tasdik eden şahitlerden olarak yaz. Fektübne me'aşşâhidîn diyerek hem peygamberi şahit tutular hem Cenab-ı Hakk'ı şahit tutarak bu havariler mümin olduklarını İsa Aleyhisselam'a ve onun getirdiklerine inandıklarını ikrar ettiler, beyan ettiler, ifade ettiler. Tabii onların geldiği, yaşadığı kavim İsrailoğulları. İsrailoğulları da tarih boyunca hileden, hudadan, mekirden uzak bir kavim değil. Yani ta başlangıçtan, yüzyıllardan beri, hatta bin yıllardan beri insanlarla, peygamberlerle, inananlarla uğraşan mekr sahibi insanlar. Bunlar وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكِر۪ينَ İşte onların içinde yaşadığı İsrailoğulları, Yahudiler bir takım tuzaklar kurdular. Yani İsa Aleyhisselam için tuzaklar kurdular. Onu bir kim burduya getirmek için öldürme planı yaptılar. Ve mekeru ve mekerallah. Allah da onların tuzağını, mekrini boşa çıkardı. Vallahu hayrul makirin. Allah tuzak kuranların veya tuzağı boşa çıkaranların en hayırlısı, en yücesidir. Nitekim İsa Aleyhisselam'ı böyle kandırıp bir yerden geçerken pusu kurarak öldürmeyi planlıyorlardı.
böyle bir planları vardı. Ama Allah Teala o İsa'nın öldürülmesiyle görevlendirilen kişiyi İsa'nın suretine koyarak onu öldürttü ve İsa Aleyhisselam'ı semaya uruç eyledi ve ayet-i kerimenin devamında da buna işaret var. 55. ayet-i kerimede İz kâlallâhu, Allah Teala buyurdu ki o zaman, ya İsa inni mutevaffike ve rafiuke ileyye ve mutahhiruke minellezîne keferu. Ey İsa, biz seni vefat ettireceğiz ve kendi katıma seni yükselteceğim, çıkaracağım ve seni inkarcıların kirinden, pasından temizleyeceğim. Yani seni inkarın her türlü kötülük, inkarcıların her türlü kötülüğünden temize çıkaracağım. Ve ca'ilul lezine tebeuke fevkal lezine keferu ila yevmil kıyame. Kıyamete kadar sana tabi olanlar, kimseleri de sana uyanları da kafirlerden üstün kılacağım, onların fevkinde kılacağım. Sümme ileyye merciukum, sonra dönüşünüz baradır. Fahkum beynekum fîmâ kuntum fîhi tahtelifûn. İşte o zaman düştüğünüz şeyler hakkında, aranızda ihtilafa düştüğünüz şeyler hakkında ben size hükmedeceğim diyor Allah Teala Hazretleri. Tabii seni kendi katıma yükselteceğim buyurması, yani seni ikram mahallime, meleklerin makamına, sema katına yükselteceğim manasına, yani Ehl-i Sünnet vel Cemaat'in inancına göre İsa Aleyhisselam öldürülmemiş ve sema katına yükseltilmiş ve kıyamete yakın tekrar dönecek ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şeriatıyla amel edecektir. Onun kendime, yani ileyye diye ifade edilmiş olması şanını yüceltmek içindir. Rafiuke ileyye, seni kendime, kendi katıma yükselteceğim ifadesi. Nitekim inni zahibun ila rabbi seyehdin diyen İbrahim Aleyhisselam da ben Rabbıma gidiyorum derken, yani o eylemi kendine izah ederek aslında ona bir değer atfetmiş oluyor Allah Teala Hazretleri. Keza yani Allah'a izafe ile kullanılan kavramlar var dilimize veya Arapçada. Duyufur Rahman diyoruz. Rahman'ın kulları. Kime söylüyoruz bunu? Hacca gidenler. Çünkü hac için gittiğimiz Mekke, Medine, Allah'ın evinin bulunduğu, Kabe-i Muazzama'nın, Beytullah'ın bulunduğu bir yer. O yüzden oraya hac vazifesiyle gidenler Duyufur Rahman diye anılıyor. Burada da yani Cenab-ı Hakk'ın katına yukarıya yükseltilmiş olmayı bir şeref, bir tekrim olarak ifade ettiğini Kur'an-ı Kerim'in söylüyor müellifimiz ki doğru bir tespit. Keza Mekke-i Mükerreme'de mücavir olarak kalanlara da Allah'ın komşuları tabiri kullanılmaktadır. Bunların hepsi yani o işi yapanlara bir tekrim, bir şeref izafe etmek içindir. Yoksa Allah mekandan münezzehtir, zamandan da münezzehtir. Evet, yine rivayete göre, Ehl-i Sünnet'in inancına göre İsa Aleyhisselam Deccal zamanında gökyüzünden adil bir hakem olacak olarak inecek, haçı kıracak, domuzu katledecek, cizyeyi kaldıracak, malı bereketlendirecek, mal öyle çoğalacak ki kimse sadaka kabul etmeyecek konuma gelecek. Herkesin durumu sadakadan, zekattan âli bir pozisyona gelecek diye müellifimiz ifade ediyor. Onun zamanında bütün dinler kalkıp sadece tevhid dini, İslam kalacak. İsa Deccal'ı de öldürecek. Onu öldürdükten sonra bir Arap hanımla evlenecek. Çocuğu olacak. İnişinden itibaren 40 yıl yaşayacak. Sonra tekrar ölecek. Müslümanlar onun cenaze namazını kılacaklar. Ehl-i Sünnet'in inancı İsa'nın bu şekilde kıyamete yakın gelmesi, yaşaması, haçı kırması ve tevhid üzere hayatını sürdürmesi istikametinde olacak diye bilinmektedir. Evet, فَاَمَّا الَّذ۪ينَ كَفَرُوا 56. ayet-i kerimede
فَاُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَد۪يدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِر۪ينَ Allah Teala burada diyor ki, yani peygamberlerin haber verdiği, İsa'nın haber verdiği, Efendimiz'in haber verdiği, diğer Allah'ın katından haber verilen gerçeklere inanmayanlar, onlara karşı çıkan, inkar edenler var ya, diyor Allah Teala, فَاُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَد۪يدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ Ben onları dünyada da ahirette de acıklı bir azapla azaplandıracağım, azaba çarptıracağım. وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِر۪ينَ Onların bir destekçisi, yardımcısı da olmayacaktır. Yani hakikaten inanmayan insanların hayatları bu dünyada da ızdıraplı, şileli, sıkıntılı, öbür alemde de öyle, Allah onlara azap edeceğini söylüyor. Müellifimiz de onlara dünyada kılıçla köle edilmekle, kendilerinden cizye alınmakla, türlü hastalık ve musibetlere ulaştırmakla azap edeceğim, onlara hiçbir yardımcı da yoktur diyerek, yani inanmayan insanların maddi ya da manevi, dünyevi ya da uhrevi azap içerisinde, işkence içerisinde olacaklarını söylüyor. Arkasından müminlere geliyor ve buyuruyor ki: وَأَمَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ اُجُورَهُمْ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِم۪ينَ Mümin, Allah'a inanan, ahirete inanan, Kitabullah'a, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a inanan ve o imanının muktezasıyla salih amel işleyenler, güzel davranışlar içerisinde olanlar, dünyalarını ahiretlerinin geçiş yeri, tarlası olarak görenler var ya, işte onların ecirlerini, mükafatlarını eksiksiz olarak Allah verecektir ve Allah zalimleri, yani hakkı zayi edenleri asla sevmez. O adildir, adili mutlaktır. Dolayısıyla kendisi zalimleri sevmediği gibi asla haksızlık da etmez. İman edip salih amel işleyenler mutlak surette Cenab-ı Hakk'ın vefa göstereceği, bol bol karşılık vereceği, mükafat vereceği güzel insanlardır. Allah cümlemizi onlardan eylesin. ذَٰلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَك۪يمِ Resulüm, diyor Allah Teala Hazretleri, bu yukarıdan itibaren Meryem Aleyhisselam'la, İsa Peygamber'le, İsrail oğullarıyla ve diğer peygamberlerle alakalı naklede geldiğimiz ayetler var ya, anlatıya geldiğimiz şeyler var ya, bunların hepsi Allah'ın ayetlerinden ve zikri hakimin içinden bizim okuduklarımız, bizim anlattıklarımızdır. Yani Allah Teala diyor ki, biz size Allah'ın mucizelerinden ve Kur'an'ın içinden gerçekler anlatıyoruz bu ayetlerle, bunları size haber veriyoruz diyerek Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın şahsında bunu söylüyor. Ayetleri ve zikri hakimi okuyan Peygamber Aleyhisselam'a elbette Cibril emindir, ama Allah onun yaptığı işi kendi şahsına ifade ediyor, izafe ediyor. Nitekim Melekül Mevt diye bildiğimiz Azrail Aleyhisselam'ın da ölüm işini Kur'an'da farklı yerlerde Allah kendine izafe etmektedir. Yani zaten faili mutlak Allah'tır. Melek, insan ya da diğer varlıklar o fiilin mazharıdır, görünen yanıdır. Ama hakiki kudret ve gerçek yaratıcı Allah Teala Hazretleridir. Bu yüzden biz okuyoruz diye Allah okuma işini, ayetlerin okunması, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a bildirilmesi işini kendisine izafe etmiş olması, aradan meleği çıkarıp doğrudan faili mutlak kendisinin olduğunu ifade etmek içindir. Burada zikirden maksat tabii ki Kur'an Hakim'dir. Hakim, Kur'an'ın sıfatıdır. Sayısız hikmetleri içinde bulunduran bu kitap, yahut muhkem kitap manasına, sağlam kitap manasına gelmektedir. Muhkem, kendine hiçbir arızanın ilişmediği, hiçbir eksiği bulunmayan, sapasağlam bir kitap anlamına gelmektedir. Allah'tan başkasından fani olmayan,
Allah'ı tanıma, marifetullah makamına erişemez diyor müellifimiz. İsa aleyhisselamın semaya yükseltilmiş olması meleklerin haliyle hallenmesidir ve dolayısıyla kendisinden dünyevi arzuların, gadab, öfke, ahlakı, zemme gibi kötülüklerin tamamen zail olması ve onun Cenab-ı Hakk'a yakın olması manasındadır. Bu sebeple manevi yükselişe ermek isteyenlerin de onlara yakışan da hevalarından, heveslerinden geçip doğru yola girmeleri, öfkeden, ahlakı, zemimeden kurtulup güzel ahlak sahibi olmaları esastır. Daimi ve ebedi nimete nail olabilmek için Allah'ın ayetlerinden ve hikmetli öğütlerinden ibret almak ve hidayet üzere olmaya gayret göstermek Müslümanın en önemli özelliği olmalıdır. Allah cümlemize nasip etsin. Allah zalimleri sevmez ifadesiyle Allah, yani Allah'ın dışındaki şeylerle gönül eğlendiren, masiva ile meşgul olacağım diyerek ömür tüketen ve böylece kendisine zulmedenleri, kendisinin farkında olmayanları sevmez. Müslümana ve insana yakışan kendini önce sonra da Rabbini tanımaktır. Çünkü asıl olan marifettir, Allah'ı tanımaktır ve ondan sonra da ona kulluktur. Evliya tarikına muhaliftir Allah'tan başkasını talip olmak. Yani Allah'ın dışındakini istemek, ona talip olmak evliyaya yakışmaz. Nitekim Hazreti Ebubekir için anlatılır ya, Hazreti Ebubekir Efendimiz, ben diyor Nas'ı iki grup gördüm, insanları iki grup gördüm. Bir grubu talibi dünya, bir grubu talibi ukva. Yani bir kısmı dünya peşinde koşuyor, bir kısmının derdi ahiret. Ben ise ne talibi dünya, ne talibi ukva oldum. Ben talibi Mevla olmayı bunların hepsine tercih ettim diyor. Hakikaten önemli. İnsanın o yüzden en değerli varlık Allah Teala Hazretleri olarak gönlünde yer etmişse artık onun istikamet üzere olması me'muldür. Ama gönlünde dünya hevesleri, dünya arzuları birinci sırada ise ayak kayma ihtimali her zaman yüksektir. O yüzden Mevlana Celaleddin Rumi'den şöyle bir kıssa naklediyor. Maruftur, meşhurdur. Sizler de duymuşsunuzdur bu kıssayı ama çok ibretli. Tekrar bir hatırlamış olalım. Diyor ki Mevlana Celaleddin Rumi, kibirli bir nahivci diyor, bir nahiv alimi, yani gramerci, dilin inceliklerini bilen bir nahivci, bir gün bir tekneye bindi. Kayığa biniyor, karşıdan karşıya geçecek faraza veya bir yere seyahate gidecek. Nahivci, o gramer üstadı tekneye oturunca kayık çeken ustaya döndü. Dedi ki, evlat, nahiv bilir misin? Yok bey amca, biz garip, cahil insanlarız. Nereden haberimiz olacak bizim gramerden, nahivden, sarftan? Bilmem diyor. Vah, yazık. Ömrün yarısı boşa gitmiş diyerek böyle biraz müstehzi ve küçümseyici bir tavırla ona şöyle, ya insan nahiv bilmez mi? Nahiv bilmeyen adam eksik, ya, ömrün yarısı boşa gitmiş diye müstehzi bir eda ile onu küçümsediğini söylüyor Hazreti Mevlana. Adamcağızın biraz gönlü burkulmuş tabii, yani böyle müstehzi bir tavırla, kibirli bir eda ile, yani ömrünün yarısını boşa geçirmişsin diye alay edilmesinden incinmiş nahivci. Efendim biraz böyle geçtikten sonra birden bir fırtına kopmuş, kızılca kıyamet, deniz dalgalanıyor. Efendim kayık böyle alabora olmak üzere, tam o sırada tekneci, üstad demiş, yüzme bilir misin? Yok evladım demiş, ya biz ilim irfan peşinde koşmaktan ona vakit bulamadık, öğrenemedik demiş, yüzme bilmeyiz demiş. E o zaman kusura bakma demiş, senin ömrünün hepsi gitti demiş. Çünkü kayık batmak üzere, yüzme bilirsen kurtulacaksın, yüzme bilmezsen kurtulman mümkün değil. Mevlana burayı nahiv ile mahiv arasında bir irtibat kurarak şöyle söylüyor.
Diyor ki burada mahu lazım, nahiv değil. Mahu biliyorsunuz yok etmek demek. Yani eneyi, benliği yok etmek lazım. İnsanın kendinden geçmesi lazım. Sen orada kişiyi küçümseyerek nahiv bilmiyorsun diye müstehzi bir tavırla ortaya çıktın. Allah da sana bunun cezasını verdi. Nahiv ne, mahiv ne görmüş oldun. Asıl olan mahivdir diyor. Yani eneyi yok etmektir. Benlikten kurtulmaktır. Ve benliği aşmışsan Allah seni kurtaracak imkanı hazırlar. Ama benliği aşamamışsan, hoca da olsan, gramerci de olsan, üstad da olsan insanları küçümsersin ve sen ayağa kayan bir insan olursun. Sonra deniz diyor, deniz suyu ölüyü yukarı çıkarır. Yani sen nefsini öldürseydin o seni yukarı çıkarırdı. Diri denizden nasıl kurtulacak ki? Yüzme bilmeyen diri denizden nasıl, hakikaten hiç hareket etmezse bir insan. Şimdi bazen internette bazı ülkelerde 1-2 yaşında çocukları suya atıyorlar. Suya atıyorlar. Çocuk böyle çırpınıyor. Hem yüzme öğreniyor hem batmıyor. Çünkü doğal olarak çocuk eliyle ayaklarıyla hareket ederek suyun üstüne çıkmaya çalışıyor. Ve hem böyle yüzme öğreniyor hem suyla tanışmış oluyor ilk defa. Ama diri olarak insan telaşlanır da böyle bilmeden hareket ederse o zaman gerçekten batma ihtimali var. O yüzden diyor sen ölü gibi ol, ölü gibi ol, benlik iddiasında olma. Çünkü ölü olursan su seni kurtarır, benlikten geçersen hayat suyu da seni kurtarır. Ama benliği aşamazsan mutlaka bir yerde birine toslarsın, birinin gönlünü kırarsın, bedduasını alırsın ve ayağın kayar ve gidersin manasında güzel bir öğüt veriyor Hazreti Mevlana. Beşeri ve nefsani sıfatların öldüğü zaman sırlar denizi seni başının üstünde taşır diyor. Sen nefsani ve beşeri sıfatlarını aşıp öldürdün mü sırlar denizi seni başının üstünde taşır. Asla senin zarar görmeni istemez ve seni korur diyerek böyle mecazi güzel dersler veriyor Hazreti Mevlana bu hikayede. Evet, İsa Aleyhisselam da şöyle diyor. İki kere doğmayan göklerin melekutuna giremez. Doğum iki türlüdür. Biri mecburi doğum, yani bu kesb ve ihtiyar ve tercihin hiçbir rolü olmayan Allah'ın yarattığı bir doğum hadisesi. Yani insanın kaderiyle geldiği ilk doğum. Bir de ihtiyari doğum vardır. Bu da kesple, çalışmakla, işin hakikatini öğrenmek için insanın yeniden dünyaya doğması, yeniden bir ufka açılması, hayatı yeniden anlamlandırması manasına bir ikinci doğumdan da bahsediyor İsa Aleyhisselam. Tabii o ikinci doğum gönlün doğması, gönlün kudret alemine açılması manasına. Evet, 59. ayet-i kerimeye geliyoruz. 59. ayet-i kerimede Allah Teala Hazretleri buyuruyor. İnne mesele İsa indallahi ke mesele Adem halakahu min turabin sümme kâle lehu kün feyekûn. Yani Allah nezdinde İsa'nın durumu Adem'in durumu gibidir. Allah onu topraktan yarattı ve ona ol dedi, oldu. Yani Adem'le Havva da babası olmadan, anası olmadan doğrudan yaratıldılar. İsa'nın babasız yaratılması ona kıyasla o daha kolay o zaman. Yani annesi var, babası yok belki, ama öbürü ne annesi var ne babası var. Allah Teala böyle bir örnekle İsa'nın durumu Adem'in durumu gibi olduğunu söylüyor. Yani bir mukayese yap. Elbette İsa'nın durumunun daha kolay olduğu Allah'a göre. Allah kün der, feyekün, o da oluverir diyor. Şimdi bunun izahı zımnında müellifimiz bir hadise naklediyor. Asr-ı Saadet'te yaşanmış. Asr-ı Saadet'te Yemen Necran kabilesinden 14 kişilik bir heyet geliyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı ziyarete. Bunlar Hristiyan, Yemen Necran kabilesi heyeti. Medine'ye geliyorlar. Bunlardan biri, önderleri onların ve ismi de Ehib isimli birisi. Yine 2 numaralı bir adam var, Abdülmesih. 3 numaralı adamları da Alkame bin El-Eskaf.
ya da Ebu Harise de diyorlar. Böyle 14 kişi gelmişler. İçlerinden 3 tanesi böyle önde bir adam. Öyle üçüncüsü bu Ebu Harise olan Roma İmparatorunun da dikkatini çekmiş. Onun da özel hediyeler gönderdiği bir insan. Ve bunlar çıkmışlar gelmişler Medine'ye. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la görüşmeye. Ve Medine'de güzel bir şekilde ağırlanmışlar. Medine'deki Müslümanlar onlara sahip çıkmışlar. İkindi namazından sonra da üstlerinde özel kıyafetler ve yüzlerinde vakur bir eda ile Mescid-i Nebi'ye gelmişler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna çıkmışlar. Hemen kendi kıblelerine, yani doğu istikametine dönerek de dua okumaya başlamışlar. Ashab-ı kiram kendilerine engel olmak istedilerse de Hazreti Peygamber bırakın buyurmuş. Onlar gelmezden evvel onların en azından durumlarıyla alakalı bu ayet-i kerimeler Âl-i İmrân suresindeki Meryem validemizle, İsa aleyhisselamla, İsa'nın babasız doğması vesairesiyle ilgili ayetler nazil oldu. Dolayısıyla bırakın onlar ibadetlerini tamamlasınlar diyerek onlara izin verdiğini görüyoruz. Bırakın onları diyor. Ve dualarından sonra Ebu Harise, o sözcüleri gibi olan, ağzı laf yapan adam ve yanındaki bir kişiyle Hazreti Peygamber'in yakınına kadar sokuluyorlar ve onlara Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Müslüman oldunuz mu diye soruyor. Onlar da biz senden önce zaten Müslümandık diyorlar. Bunun üzerine Peygamber Aleyhisselam doğru söylemiyorsunuz diyor. Üç şey sizin Müslüman olmadığınızı gösteriyor. Nedir onlar? Bir defa haça tapıyorsunuz. Teslis inancınız var, haça tapıyorsunuz. İki, domuz eti yiyorsunuz. Üç, Allah'ın bir oğlu vardır diyorsunuz İsa için. Bu üç şey sizin Müslüman olmadığınızı, tevhid inancında olmadığınızı ve Allah'a gönülden bağlı olmadığınızı gösteren örnektir diyor Peygamber Aleyhisselam. Necdanlar, ya Muhammed, niçin Efendimiz İsa'ya sövüyorsun? Onlara göre İsa'yı insan kabul etmek küfür. Yani İsa Allah'ın oğlu, haşa. Ona böyle insan gibi, sıradan insan gibi muamele ettiğin zaman bir Hristiyan'a en büyük hakaret. Niye böyle sövüyorsun diye. Peygamber Aleyhisselam ben ne dedim ki diyor. Yani ben ona hakaret olacak bir şey söylemedim ki. Ama onun kul olduğunu söylüyorsun. Beşer olduğunu söylüyorsun. Deyince Hazreti Peygamber evet. O Allah'ın kulu, peygamberi ve iffetli Meryem'e üflediği ruhudur. Yani Allah onu Cebrail vasıtasıyla Meryem Aleyhisselam'a üflemiş ve oradan yaratılmıştır. Bizim inancımız bu. Nezran heyeti o zaman galeyana geliyor. Sen hiç babasız bir insan gördün mü? Onun insan cinsinden bir babası olmadığını kabul ettiğine göre babasının Allah olması gerekmektedir diyorlar, kendilerine göre bir mantık kuruyorlar. Peygamber Aleyhisselam, Adem'in de ne anası vardı ne de babası diyor o zaman. Yani annesinin babasının olmaması haşa Allah'ın çocuğu olmasını gerektirmez. Adem de Havva da anası babası olmadan dünyaya gelmişlerdi. Yani bu mantığınız yanlış manasına. Anasız babasız olmadan dolayı Adem'in Allah'ın oğlu olması gerekmediği gibi İsa'nın da babasız dünyaya gelmiş olması haşa Allah'ın oğlu olmasını gerektirmez diyor. Arkasından Allah Teala Hazretleri de buyuruyor ki El-Hakku min Rabbike fela tekün minel mümterin. Evet, gerçek Rabbinden gelendir bu bilgilerdir. Öyleyse sen bu şüphecilerden olma, bu şüphelerden kurtul ve uzaklaş. فَمَنْ حَاجَّكَ ف۪يهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَكُلْ تَعَالَوْ نَدُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللّٰهِ عَلَى الْكَاذِب۪ينَ. Evet, yani sana bu bilgi, bu ilim geldikten sonra seninle hala mücadele edenler, çekişenler var ya, onlara de ki gelin sizler ve bizler dahil olmak üzere siz kendi çocuklarınızı, biz kendi çocuklarımızı
siz kendi hanımlarınızı, biz de hanımlarımızı çağıralım. Sonra da dua edelim. Allah'tan yalancılar üzerine lanet dileyelim diyerek bir meydan okuma ortaya çıkınca o Necran heyeti müsaade isteyip biraz düşünelim dediler. Kendi aralarında işlerinden ağzı laf yapan kişiye ne diyorsun diye sordular. Abdülmesip dedi ki vallahi ey Hristiyan topluluğu görüyorsunuz ki Muhammed bir Nebi-i Mürsel'dir. Yani onun göndermiş peygamber olduğu açık. Efendimiz İsa ile ilgili de nihai hükmü getirdi. Öyle görünüyor. Vallahi hiçbir kavim yoktur ki bir peygamberle lanetleşsin de büyükleri yaşamış, zürriyetleri kesilmemiş olsun. Eğer bu işi yaparsanız mutlaka helak olma ihtimaliniz var. Dininize bağlı kalmak ve yurtlarınızda yaşamaya devam etmek istiyorsanız bu adamı yani Efendimiz'i kendi haline bırakıp memleketinize dönün arkadaşlar diye o Abdülmesih görüşünü beyan ediyor. Bu görüş alışverişinden sonra Hazreti Peygamber'in yanına geliyorlar. Hazreti Peygamber Aleyhisselam yanında Ali ve Fatıma olduğu halde Hasan'ın elinden tutmuş, Hüseyin de kucağında böyle bir vaziyetteyken ben davet ettiğim zaman siz benim davetime icabet edin diye onlara tekrar bir davet telkinde bulunuyor. Bunun üzerine Necran heyeti Ebu Haris'e şöyle bir söz alıp konuşuyor. Diyor ki, ey Hristiyanlar, ben burada öyle simalar görüyorum ki Allah Teala bunlar hürmetine bir dağı kökünden söküp atar. Bunlarla lanetleşmeyin, yoksa helak olursunuz. Kıyamet gününe kadar da yeryüzünde bir Hristiyan kalmaz. Vazgeçin bu iddiadan deyince Necranlılar peygamberimize tamam ya Ebu'l Kasım, yani ey Muhammed, seninle lanetleşmeye kalkışmıyoruz. Yani birbirimize lanet okumak, meden okumak durumunda değiliz. Seni dinin üzerine bırakmaya, kendimizle Hristiyan kalmaya karar verdik deyince peygamberimiz, madem ki bu lanetleşmek istemiyorsunuz, bari Müslüman olun da Müslümanların lehine ve aleyhine olan şeyler sizin de lehlerinize ve aleyhlerinize olmuş olsun diyor. Onlar da bunu kabul etmeyince Peygamber Aleyhisselatü Vesselam o zaman biz sizinle savaşırız buyuruyor. Necranlılar, bizim Araplarla savaşmaya gücümüz yetmez. Fakat her sene 1000 tanesi Safer ayında, 1000 tanesi Recep ayında olmak üzere 2000 ipek elbise ve demirden mamul 30 zırh vermek suretiyle anlaşabiliriz diyorlar. Sen de bizimle savaşmazsın, bizi korkutmazsın, bizi dinimizden döndürmezsin diyorlar. Hazreti Peygamber bu anlaşmayı teklif edip onlara şöyle bir yazı yazıyor. Canım elinde olan Allah'a yemin ederim ki tüm Necranlılar az daha helak oluyorlardı. Eğer boyun eğmeselerdi maymuna ve domuza dönüşeceklerdi. Vadileri ateş kesilip üzerlerine dökülecek ve Allah Necranlarında hatta ağaçlardaki kuşların bile kökünü kazıyacaktı. Tüm Hristiyanlar bir sene geçmeden helak olup gideceklerdi ama boyun eğerek böylece kurtulmuş oldular manasına onlara böyle bir yazı vesika veriyor. Ve konuşma tamamlanmış oluyor. Son ayeti kerimeyi okuyarak tamamlıyorum sözümü. İnne hâzâ lehuvel kasasul hak ve mâ min ilâhin illallah ve innallâhe lehuvel azîzul hakîm. Evet, şüphesiz bu İsa hakkında söylenenler doğru haberler. Yani Kur'an haber verdikleri doğru haberlerdir. Allah'tan başka ilah yoktur. Muhakkak ki Allah o mutlak güç ve hikmet sahibidir. Dolayısıyla bu gerçekleri onlara duyurmak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tarafından başlatılmış bir çalışma. Bizim de vazifemiz onlara bunu anlatmak. Gerçekten tevhidin olduğu yerde teslisten söz etmek yani çok garip bir şey. Yani Allah'ın haşa hem bir hem de üç olduğunu iddia etmek kafa karıştıran bir şey. Allah cümlemizi muhafaza eylesin. Abdurrahman Şeref güzel yazıcı hoca efendi vardı.
onunla tamamlayayım sözlerimi. İstanbul müftülerinden. O Fatih Camii'nde vaaz ederdi. Hutbe de okurdu işte 60'lı 70'li yıllarda. Bir gün vaazında da işi kalmamış gibi hocanın teslisi anlatmış. Yani Hristiyanların teslis inancının nasıl batıl bir inanç olduğunu anlatmış ama sonunda da çok da güzel anlatmış. Tabii iyi bir hatipti hoca. Yani iyi bir iş yaptım diye düşünüyor. Namaz kılınmış. Namazdan sonra cemaat işte hocam Allah kabul etsin, cumanız mübarek olsun. O muayede sırasında hocanın hemşehrisi Batı Trakyalı bir amca sokulmuş demiş ki hocam be demiş soktun gene kafama bir çatal kazık demiş. Hayırdır demiş. Ne oldu? Ben gene o mübareğe bir bildirdim demiş. Sen üç dedin demiş. Ya ben üç demedim demiş. Üç diyenler var. Bunlar yanlış söylüyorlar. Dedim. Yok demiş. Girdi kafama çatal kazık çıkmaz demiş. İnşallah biz sizin kafanıza çatal kazık sokmuyoruzdur. Allah Teala tevhidden ayırmasın. La ilfatiha.